Doğada bazı şekiller diğer şekillere nazaran bence daha önemli, daha gizemli. Eğer bakmasını görürsek aslında bize farklı şeyler de anlatabilir. Örneğin beşgenler. Şimdi küçükken eminim hepimiz deterjanlı suyla bir pipet yardımıyla baloncuk çıkartmışızdır. Şimdi o baloncukları ele alalım. Normalde çember yapıya ya da küre yapıya sahipler. Ama düz bir alan üzerinde bir baloncuk çıkartıp yere yapıştığını gördüğümüzde hemen bir tane daha üstüne baloncuk yaptığımızda aslında diğer baloncuğun üstüne geldiğinde ve hemen yanına doğru kaydığında 120 derecelik bir açıyla iç bölgesindeki hacmi kaplayacaktır. Üçüncü baloncuğu da üstüne koyduğumuzda üçüncü baloncuk da iki baloncuğun hemen üstüne sağına soluna yine 120 derecelik bir açıyla diğerleriyle tümleşik bir yapıya sahip olacaktır. Dördüncü bir baloncuğu koyduğumuzda o da 120 derecelik bir açıyla şekil oluşturacaktır. İşte bunları üst üstüne koyduğumuzda beşgen şekli elde ediyoruz. Aslında cansız olan baloncuk burada ister istemez şunu yaptı. Birim alanda dayanıklılığını arttırdı. Yan yana 120 derecelik açılarla gelerek. Aynı zamanda yine birim alanda en uygun hacmi ve yeri kapladı. Böylelikle hem hacmi hem yeri hem dayanıklılığı artmış oldu. Beşgen deyince aklımıza aslında baloncuktan öte arıların petekleri gelir. Arıların petekleri bilmiyorum belki de evrimleşme süreci içerisinde çemberdi. Sonrasında hayatta kalabilmeyi öğrendiler ve dörtgen yaptılar, beşgen yaptılar. Beşgen yaparak aslında kovanın sağlamlığı arttı. Aynı zamanda yine baloncuklarda olduğu gibi birim alanda en uygun yeri kapladılar. Böylelikle ekonomik oldu. Kovanlarını daha rahat koruyabildiler. Ve böylelikle daha da fazla hayatta kaldılar. Başka düşündüğümde şu aklıma geldi. Hepimiz kuruyan çamuru görmüşüzdür. Aslında kuruyan çamur da o içindeki enerjiyi boşaltmak için beşgenler oluşturur. Simetrik bir beşgen olmasına gerek yok. Düzensiz, şekilsiz beşgenler oluşturur. Ve böylelikle o da 1000 dönüm hektarlık bir çamur arazi içerisinde küçük küçük kırılmalarla birim alandaki en uygun açılarla içindeki enerjiyi yukarıya doğru çıkartmış olur. Ya da lav tabakası ya da lav tabakasının altında kalan taşlar soğurken yine beşgen şeklini alır ki soğuyunca daha da dayanıklı kalabilmek için. Sineklerin panoramik görüş açısı. İç içe belki yüzlerce beşgen yapı var. Belki de panoramik görüş açısını kazanabilmesi için bu beşgen yapının olabilmesi gerekiyordu. Ya da biz üşüdüğümüzde neden kendimizi cenin pozisyonuna getiririz? Daha köşeli bir yapıya elde ederek ısınmaya çalışırız. Belki bunun da beşgenlerle bir ilişkisi vardır. Gördüğümüz gibi hayatımızın her yerinde aslında var. Bakmasını bilirsek ve aynı prensip içerisinde dayanıklılığı arttırıyor. Birim alanda en uygun ve verimli yeri kazanmış oluyor ve dayanıklılık artıyor. Tüm bunları düşününce, gözlemleyince, anlamaya çalışınca acaba dedim finansal piyasalar içerisinde de bu beşgen yapıyı kullanabilir miyim? Şimdi yapısı itibariyle baktığımızda küçük aralıklardaki kıvrılmalar var ve verimli alan var. O zaman finansal piyasalarda da kısa zaman aralığında uygulayabilmek gerekir. İşte Crystal Box'ın çıkış hikayesi burada. Kristallerin de yapısı beşgen olduğu için
Crystal Box tüm bu soruların cevabının çıkış noktası oldu. Aslında Twitter'da 6 aydır görüyorsunuz. Ben orayı, Twitter'ı çoğu zaman günlüğüm olarak kullanıyorum. Sonrasına dönüp bakıyorum. Acaba daha iyisi olabilir miydi? Nereleri düzeltebilirdim? Düzelttim, bitti ve nihai sonuca ulaştı. Aslında bu videoyu daha öncesinden çekmem gerekirdi. Ama grip virüsü 12 gün boyunca beni bırakmadı. Gerçi gerek de kalmadı. Hem Twitter'dan hem Instagram'dan Adana seminerini söyledim. Ve şu anda yanlış hatırlamıyorsam 6-7 kişilik bir kontenjan kaldı. Ama takip eden ve merak eden arkadaşlar için de işte bunun sonucunda 1 saatlik kırılmaları yakalayabildik. Ve bu hafta içerisinde TL'nin 5.94'lere çıkışı ve 5.94'lere çıkmadan yukarıdaki direncini 5.94 gösterip üçgen kırılması içerisinde 5.94'ü görmesi, aynı baloncuklardaki gibi, aynı arıların peteklerindeki gibi beşgen yapının stabil kullanılmasıyla oldu. Aslında çok daha örnek var ama bunları artık ilerleyen günlerde her hafta tek tek görürüz. Katılmak isteyen arkadaşım olursa Twitter'dan ya da Instagram'dan iletişime geçebilir. Tabii ki o zamana kadar kontenjan dolmadı ise. Bu benim için heyecan verici bir süreç. Çünkü daha önce Future Trend'den de aşinasınız. Hiçbir zaman 1 saat ve altındaki zaman dilimleriyle ilgilenmemiştim. Ama artık beşgenlerin bu stabil yapısı, kırılmaları anlık bulabilmesiyle birlikte belki de yarım saate, belki de 15 dakikaya, belki de 5 dakikalık zaman dilimleri içerisinde alım satım yapabileceğiz. İlerleyen güncellemelerinde bunu da göreceğiz. Bakalım günler neler getirecek, hep beraber göreceğiz. Peki şimdiden 29 Aralık Pazar günü sabah 11'de seminere gelen arkadaşlarla görüşmek üzere. Tekrardan bir sonraki videoda sizlerle de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.